Bocalama dönemim bitti çok şükür. Ondan dolayı güzel. Yani baştan muhtemelen böyle 70'leri falan göreceğini düşünmüyordun. O yüzden çok korkutucu geliyordu belki de. Çok uzun bir süreç olarak görüyordun. Evet kesinlikle. Yani ben zaten gireceğim dedim. Bir deneme amaçlı gireyim, bir bakayım dedim. 50, 45 yani 60 ne gelirse yine iyi dedim. 71'i görünce ben yani bu kadar kısa sürede ki çok da düzenli çalışamıyorum maalesef. Hani işten çıkıyorum, eve geliyorum, dersleri düzenli takip ediyorum ama hani ekstra üstüne bir şey koyabiliyor muyum? Maalesef. Ama ona rağmen bu 71'i görünce tamam en azından hani doğru insanla doğru bir çalışma gidiyor. Hani ne kadar çok efor sarf etmeden de en azından verim alabiliyorum diye. Ondan dolayı umutlandım açıkçası. Yani eforsuz olmaz bu ama senin belki düşündüğün kadar aşırı efor sarf Evet. etmen gerekmedi belki de. Evet, Yoksa evet. her zaman bütün derslerde ısrarla üzerinde durduğum şey benim istikrar malum. Yani istikrarlı bir şekilde günlük olarak düzenli çalıştığınızda bu işin olmaması mümkün değil neredeyse. Yani kişiden kişiye değişiyor. Herkes çok çabuk adapte olamayabiliyor bu işe. O kişisel bazda o çok önemli hakikaten. Ama sistemi kavrayabilirseniz, ne yapmanız gerektiğini Evet. görürseniz, azıcık da çalışırsanız hemen ilerliyor insan işte. İşte en kötü hocam çalıştığım yine bir 2 saat vardı. Yani hiç çalışmıyorum desem 2 saat çalışırım yani. Yine gün arasında servisten gelir giderken o şeylere bakıyorum. Sürekli bir İngilizceyle haşır neşir olmaya çalışıyorum. Yani tamamen işte sadece gel videoyu dinle ondan sonra kapat diye bir muhabbet yok ama sonuçta bu YDS'de yok dilde bir disiplin isteyen, belli bir çalışma isteyen bir sınav. Hani o formatta çok çalışmama rağmen yine güzel bir puan aldığımı düşünüyorum. O da Tabii. işte hep sizin sayenizde gerçekten hani Allah razı olsun. Sağ ol. Sorulara nasıl yaklaşacağımızı hani soruyu paragraflar okurken nasıl yaklaşacağımızı anlamın daha önemli olduğunu söylüyorsunuz her zaman. Hani bu bakış açısıyla sorulara yaklaşınca doğru bir metot en azından sonuca varabiliyoruz kısa bir sürede de. Ben de mesela sizin o üçlü dikiş sisteminizi ortaya koyduğunuzdan bu yana yani o herkes için de çok güzel bir sistem oldu bence. Üçlü dikiş ismi de tam oturdu. Değil mi? Yani hep ona uyarak ben de devam ettim. Sistemli bir şekilde çalışmaya devam etmiştim. Onu aslında yapanlar belli oluyor işte Mustafa. Yani Evet. 85, 80, 85, 90'lar alanları sorduğum zaman nasıl çalıştın diye. Halil bu arada hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Sağ olasın. Sende ne var ne yok? Çok şükür hocam. Ne güzel. Allah iyilik versin. Güzel. Takmışın gözü helal. Evet, sen kaç almıştın Ali? Ben 81-25 aldım hocam. Çok güzel. Belkıs sen? Ben de 82,50 hocam. Çok güzel. Mücahit, senin sesin gelmez muhtemelen. Ha. Hocam ben sınava girmedim ama takipçinizim. Eyvallah. Tamam, katkıda bulunmak için geldim diyorsun. Evet hocam. Merve? Hocam ben de girmedim sınava. Yeni Tamam. hazırlanmaya başladım. Tamam. En azından arkadaşları dinlemek için katıldınız. Güzel. Evet, aynen. Soru sormaktan çekinmeyin. Sadece böyle hani arka planda işte pasif olarak kalmayın. Şu anda 7 kişi görünüyor. Kaç kişi gelirse artık. Aynen çok. Mustafa'nın söylediğini duyabildin mi Halil bilmiyorum. Bu üçlü dikiş yöntemi özellikle uygulamaya başlayınca çok güzel verim aldım diyordu. Onun üzerine konuşuyorduk. Yani onu ısrarla söylüyorum. Onu yapabilenler zaten gerçek anlamda verim alıyorlar. Diğer türlü pasif olursanız sadece işte yani o kadar verim alıyorsunuz. Her zaman yine söylüyorum hoca olarak benim yapabileceğim tek şey rehberlik. Yapmanız gereken şeyi, doğru şeyleri ben size söylerim, anlatırım ama onu yapmak size kalıyor. Onu yaparsanız işte öğretmesi benden. Yani hangi kuralın nerede, nasıl karşınıza çıkacağı, işine, görevine, onları da kavradığınız zaman, anlam hedefli çalıştığınız zaman sınav aslında kolay. Kolaylaşıveriyor veya kolay değil tabii ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Kesinlikle. Ya ben sizin ders anlatışınız her şey bir kenara, rehberliğiniz bir kenara. Yani bazen o manevi destekleriniz o kadar iyi geliyor ki bazen Eyvallah. insan böyle morali, motivasyonu gidiyor. Yani ders çalışmak istemiyor ama
Sizi her o 2-3 günde bir dinlediğimizde, motivasyonumuzu arttırdığımızda daha çok çalışırız. Ben mesela her YouTube'dan sizi izledikten sonra kalkıp sürekli ders çalışıyorum. Güzel, güzel. Sen Haziran'da birlikte çalışmaya başladık. Ondan önce YouTube bu biliyor muydun? Bilir bilmez hemen katıldın mı? Nasıl oldu? Hocam şöyle, ben aslında sizi daha önceden YouTube'da üyenizdim. Orada duruyordu. Ama yani YDS'de ya da YÖKDİL'de direkt böyle kendim hazırlanmayacağımı düşünmediğim için ya sadece bir kenarda duruyordu. Arada sırada izliyordum vesaire. Sonra Haziran'da önce siz herhalde Nisan'da mı başladınız hocam YouTube canlı yayınlara? Yok, Mayıs'ın sonunda. Evet. Mayıs'ın sonunda, evet. Orada sizi dinlemeye başladım. Çünkü üye olduğum için sizden şeyler geliyordu, uyarı geliyordu. Sonra baktım, ya işte o esnada başlamaya karar verdim. İşte o manevi şeyi bana yüklediniz. Ya ben de o gazı aldım. Dedim ki ben bunu yapacağım dedim yani. Başka yolu yok. Ondan sonra Haziran'da sizle birlikte başladık. Daha önceden yani yaklaşık bir yıl falan sizinle birlikte işte toplamda 1,5 yılı geçti şu anda. Daha önceden bir 50-60 civarında YDS notlarım vardı. Üzerine çok düşmüyordum ama 50 miydi 60 mıydı? En yüksek kaç almıştın? Yani bugüne kadar 5 kere falan çıktım. 64 aldım. Bir tane 64'üm var. Hangi yıl? 2017 olabilir. 2017, 2018 olabilir. Ondan sonra tekrar girdiğinde daha düşük aldın oldu mu? Daha düşük aldım, evet. Yani hatta 50'nin altına düştüm. 48 falan da almıştım. Hı. Evet. Ondan sonra tekrar... Ondan sonra ara verdin. Canın sıkıldı belki de, değil mi? Aynen, evet. Genellikle öyle olur çünkü. Olmuyor dedim. Yani 50 ile 60 arasında sıkıştım kaldım. Sonra gün geçtikçe Haziran'da başladım. Yani her defasında siz de söylüyorsunuz gramerin boyunduruğundan kurtulun diye. Eyvallah, o şekilde ben de kurtulmaya çalıştım. Şöyle kurtulmaya başladım. Yani grameri çalıştığınız zaman tekrar unutuyorsunuz zaten ya da karışıyor, birbirine giriyor. Mesela her bir ayda mesela ben ejektif ve noun clause'ları anladığımda sizde çalışmaya başladıktan 2 ay sonra falan anlamaya başladım. Aa dedim ya, tamam ben artık bunu yakaladım. Yani bütün cümleleri anlamaya başladım dedim. Yani o zaman kadar bir sürü gramer çalışmışım, noun clause'ları işlemişim, hepsine çalışmışım ama anlamam benim ta yıllar sonra aldı. Yani. Ondan sonra kendim bir basamak atladığımı hissettim. Oysa da hissettim ve dediğiniz gibi o üçlü dikişi çok ısrarla yaptım. Ondan sonra çocuğum da var benim. Eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. Yoğun bir tempo. 2 tane çocuğum var, ilkokula gidiyorlar. Çok güzel. Aynen. Onlara da destek oluyorum bir taraftan. Zaman bulamıyordum. Sonra zamanı şu şekilde yarattım. Sabah erken kalkıyordum. Hafta sonu dahil. Erken kalkmaya başladım. Ya da hafta içi, hafta sonları çocuklar uyuduktan 9.30-10'dan sonra kendime 12'ye kadar çalışıyordum. Mesela 1 ya da 2 saat orada çalışıyordum. Bu şekilde kendime zaman ayırmaya başladım. Çünkü bir bakıyorsunuz zaman o kadar hızlı geçiyor ki hiç anlamıyorsunuz. Nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz ve çok faydasız geçiyordu. Sonra ben bu şekilde yaptıktan sonra bayağı faydalandım. Evet, evet. Özellikle o yazın yaptığımız YDS kursuna katılmanın belki faydası oldu. Belli bir sistem, belli bir program, işte haftanın 2 günü, 3 günü hocayla birlikte ders yapacağız, önceden hazırlanayım vesaire şeklinde olduğunda belki onun faydası olmuştur. Bu evet. Her zaman söylüyorum ben, herkes de çok enteresan karşılıyor. YouTube'daki dersler aslında yeter. Yani orada her zaman söylüyorum ben bunu. 2,5 full kurs var. Ayrıca niye para veresin de niye işte tekrar kurs alasın? İşte bu düzen için. Yani her, evet, Türkiye'de, hocam, bütün dünyada da böyle de, bir, özür dilerim Fatma. Türkiye'de özellikle biz disipline olamıyoruz. Yani evet. Bir şekilde böyle bir grup içerisine girmediğimiz zaman, birisi bize hadi bakalım ha gayret falan demediği zaman biz sallıyoruz. Bugün, yarın, öbür gün bir bakıyorsunuz aylar geçmiş, bir bakıyorsunuz seneler geçmiş. Biz hala çalışacağız. Evet. Yani yetişkin de olsak öyle, yaş belli bir seviyede gelmiş olsa öyle, işte hoca olsan da öyle. Herkesin derdi aynı yani. Biz de mesela, ben de geçen senelerde fitness'e gidiyorduk. Bir arkadaşla, ortaklaşa gitmediğimiz zaman ya o beni çağırmasa ya ben onu çağırmasam yatıyorduk yani. Herkes işte sağlığın kıymetini biliyor, spor yapması gerektiğini biliyor ama affedersiniz kıçının üstünden kalkıp da hiç kimse ne cime gidebiliyor ne koşabiliyor. Konuşmaya geldiği zaman hepimiz konuşuyoruz. Yapmamız lazım, yapalım, yapacağız ama bir türlü harekete geçemiyor insan. İngilizce olduğu zaman hele biraz da işte böyle korkuyorsan, sevmiyorsan, birkaç şey denemişsen olmamış
olmayacağını düşünmeye başlamışsan kendini zorlayamıyorsun. O yüzden belli bir grup içerisinde belli saatleri belli şekilde çalışmak o açıdan önemli. Evet, her neyse. Son olarak da hocam, hatta tatile gittik. Ağustos galiba, Ağustos'tu. Kitaplarımı da aldım yanıma. İşte sizin çıktılarınızı aldım vesaire. Sonra eşim dedi ki, ya ne yapacaksın, tatile gidiyoruz. Hayır dedim, yani ben o programımı bozmayacağım dedim. Güzel. Ve tatile de götürdüm. Sonra çocuklar yattığında işte otelin balkonuna çıkıyordum. Balkonda ışık yakıyorsunuz, malum sinekler basıyordu. Dedim ki yani bu böyle olmayacak. Başka bir yol bulmam lazım. Yine orada sabah erken kalktığımda zaten ışığa ihtiyaç kalmıyordu. Mesela öyle çalışmaya başladım. Akşamı iptal ettim. O şekilde çalıştım. Güzel. Yani bir şekilde kendinize zaman ayırmak gerekiyor yani. Evet evet. Yine her zaman ısrarla söylüyorum. İngilizcenin hak ettiği emeği, zamanı ayırmak en zor şey. Hele sen gibi işte iş var, güç var, çoluk çocuk varsa, meşgallerin, meşguliyetin varsa ne zaman nasıl işte İngilizceye zaman ayıracaksın? Ve yoğun, gerekli yoğunlukta çalışacaksın. Zor kısım hakikaten orası. Evet, bu arada Tuğba hoş geldin. YK kim? Açılımı ne YK'nın? YK, bana mı soruyorsunuz hocam? Yok yok Tuğba, senin ismin belli de YK diye bir arkadaş var. İsmini sadece YK olarak yazmış. Yaşam, sen misin? Yaşam olması lazım. Denir. Değil mi? Evet. Peki. Hocam herkes gözlük takmış mı? Tabii tabii. Şu anda ben dahil 4 kişi kamerasını açmış durumda. Herkes gözlüklü. Gözlüğümü çaldım hocam. Kameram kapalı ama çıkıp gözlüğümü takacağım hocam. Hadi bakalım Tuğba. Hocam bu arada normal gözlüklüler de var. Öyle mi? Evet yani zaten kendinden gözlüğü normal gözlük kim? Tamam. YK Yaşam. Hoş geldin. Doğru tahmin ettim değil mi? Yaşam mesaj yazdı bu arada benim diye. Evet. Peki Halil, senin maceran nedir? Hocam merhabalar öncelikle. Sesim net mi hocam? Güzel güzel, sıkıntı yok. Hocam ben tam olarak 5 Eylül tarihinde başladım. Bir YouTube yorumu atmıştım size. Başlangıç tarihimi attım. Dedim inşallah sonunu getiririm. Öncesinde hiç denemem olmamıştı. YDS YÖKDİL açısından. Ama genel İngilizceyi çok seviyordum. Yani İngilizce'de uğraşmak, müzik dinlemek, kitap okumak. Bunları çok seviyordum. Ama hiç YDS YÖKDİL şeyim yoktu. Bir ay başladım bir hocayla. Tamamen gramer üzerinden gidiyordu. Dedim ben bu işi yapamam. İşte ardından hocam kitaplar aldım, birçok şey yaptım. Olmuyor. Ama bir deneme çözdüm. Bir tane kendim denemek için. YDS'den 50 puan aldım. Ama ben gramerleri yapamıyordum. Ardından dedim hocam iş böyle değilmiş. İş 4-5 tane sorusu için geri kalan tüm şeyleri yakmamak gerekiyormuş. Sonra ararken böyle dedim böyle bir hoca bulayım. Bir baktım yarım saat bile olsa siz öyle dediniz. Yarım saat bile olsa dinleyin günlük. Dedim bir dinleyeyim, bir deneyeyim. Aldım hocam kitabımı, çıktım aldım. Çayımı yaptım. Oturdum evet. Hocam böyle. yorumumu da attım, dedim takip edeceğim günlük. Bir tane de şey yaptım. Bu zaman takvimi gibi şey. Her gün çarpı atacaktım. Yarım saat hedef koydum. Sonra bir baktım hocam yarım saatler 1 saat olmuş, 2 saat olmuş, 3 saat olmuş. Baktık 5 ay oldu, sınava girdik. 81-25 hocam. Bravo. Böyle oldu hocam. Elhamdülillah sizden çok yararlandık. Cebimden bir kuruş para çıkmadı yine. Akıllı dediler. Hani isim vermek istemiyorum ama hocam. Arkadaşlarım hep kurslara gitti. Kızılay'da kalıyordum ben. Tam sizi dinlerken ben Kızılay'daydım. Ankara'nın göbeğinde. Tüm kurslar yakınımdaydı. Arkadaşlarım yanında gidiyordu. Hepsini geçti hocam elhamdülillah. Sizin sayenizde. Estağfurullah. Eyvallah. Yani hani dediklerine çok fazla söyleyecek bir şey yok aslında. Bu arada pardon bir mesaj geldi. Yok herhangi bir şey. Benim söylediğim üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Arkadaşların yorumu katmak isterlerse buyursunlar. Ama hem Thinkific'teki dersler, özellikle sen o zamana denk geldin. Bilmiyorum oradan ne kadar izleyebildin. İzledim hocam. YÖKDİL'i tamamen bitirdim yani. Güzel, güzel. Yani şanslı olanlar diyelim en azından. Nasipli olanlar izlemiş oldular.
Gerçi hani ihtiyaç olanlara yine yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Sağ olsun bugün bir arkadaşınız da şu anda içinizde olan diyelim. Buraya katılan bir arkadaşınız da askıda YDS'ye katkıda bulunmak istedi. Ben hani hiç kimseden bir şey istemiyorum özel olarak ama genelden öyle bir duyuru yapmıştım katkıda bulunursanız diye. Bir tanesi ben destek olmak isterim ihtiyacı olanlara dedi mesela. O şekilde bir başka arkadaşınız da söylemişti. O şekilde destek olmaya çalışanlar çok sağ olsunlar. Onlar sayesinde hiç olmazsa birkaç kişi nasiplenebiliyor. Yani canlı yayınlardan biliyorsunuz ben bunu uzun vadede aslında tamamen ücretsiz yapmak istiyorum ama Evet. yine biliyorsunuz Thinkific'te işte 2300 kişi var şu anda. Yani bunların içerisinden 100-150 kişi ancak doğru düzgün takip ediyordu. Şu anda ancak 50 kişi ücret ödedi mesela. Geri kalanlar demek ki laf olsun diye kaydolmuşlar. Ki o zaman da söylemiştim. Yani vatandaş 5 ay olmuş kaydolalı, 3 ay olmuş kaydolalı sadece bir tane video izlemiş, sadece 2 tane video izlemiş. Yani o insanın orada kaydının olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Yani doğru düzgün çalışsın, canımı yesin arkadaş. Hocam işte gördün, ben %70-80 izlemişim. Durumum yok, bana yardımcı ol derse ben niye olmayayım? Yani dersler orada sadece bir tane düğmeye tıklayacağım. Ben açılacak derse benim bir kaybım yok orada. Ama her neyse bunlar ayrı konular. Evet bu arada yeni arkadaşlarınız katıldı. Zehra Nur hoş geldin. Zeliha hoş geldin demiş miydim sana? Atekin Kampüs hoş geldiniz bakalım. Kendi seslerinizi açıp konuşabilirsiniz. Bu yeni katılan arkadaşlar kaç puan aldılar? Onları paylaşabilirlerse veya sadece hani görmek, katılmak için geldik diyorsan sıkıntı yok. Sağ olasın Zeliha. İyi yayınlar diyor. Teşekkürler. Hocam bir şey daha Zehra'ydı. söyleyebilir Pardon, miyim özür hocam? dilerim. Bir daha söyle Halil. Duyamadım. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim hocam? Gayet tabii, gayet tabii. Tekst olarak. Hocam özellikle benim en çok yararlandığım şey sizin o canlı yayınlarınız. Ben canlı yayınlarınızda soru çözmenizi istemiyordum. Çünkü zaten bir şeyler yapıyorduk hocam. Sizinle muhabbet etmek, sizinle moral motivasyon olarak beni ateşlediniz hocam. Mustafa hocam dediği gibi. Ben sizi dinledikten sonra daha fazla çalışabiliyordum hocam. İnşallah öyle devam edelim hocam. Soru çözümü benim için çok yararlı olmuyor. Daha çok sizin motivasyonunuz, tecrübeleriniz daha verimli oluyordu hocam benim için. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Tamam, bir arkadaşınız daha Zeliha, ben dinlemek için sadece katıldım diyor, sınava girmedim diyor. Güzel. Merve hoş bulduk, iyi yayınlar, sağ olasın. Atekin Ahmet mi? Abdullah hocam ismi. Abdullah. Evet Tamam, hocam. sen de hoş geldin. Ben de girdim hocam sınava. Sonuç sınava girdim. İki EYDS'i, EYDS'i. Bir tane de bu en sonki YÖKDİL'e girdim. Ama puanlar çok yakın nedense benim. 58-75, 20 Şubat'ta YDS, EYDS'den aldım. 27 Şubat EYDS 60, tam 60 aldım ondan. Bir gün sonrası 28 Şubat YÖKDİL'de 61-25. Yani her girdiğimde bir tane artıyor benim. YÖKDİL'de daha fazla olması gerekirdi. Evet, bana da Sınav, biraz daha fazla. sınavda heyecan yapıyor musun? Böyle yüreğin pırpır edip her şey birbirine karışıyor mu? Çok çabuk yoruluyor musun? Yani biraz bunaltıyor sınavlar. Peş peşe de olunca hocam bir hafta içerisinde 8 tane, 3 tane sınava girince biraz bunaldım ama yine de yani işte 70 benim hedeflediğim puan 70. Peki YouTube veyahut da Thinkific'te benim derslerimi ne kadar izleyebildin? YouTube'da videoların yarısına kadar geldim. Daha öbür bölüme geçmedim şeye, o diğer siteye. YouTube'u bitirip ondan sonra geçerim diye düşünüyorum. Tamam. Çalışırken nasıl çalışıyorsun? Ders çıktıları alıp onun üzerine ilk önce kendin hazırlanıp daha sonra mı videolar izliyorsun yoksa sadece videolar mı izliyorsun? Videoları izliyorum hocam, sizin videoları. Diğer türlü de onun haricinde de başka kaynaklar da var. Çıkmış soruların hepsini çözdüm iki kez. Videolarını izledim, çıkmış soru videolarını. Yani o şekilde devam ediyorum. Yani hocam aslında çok iyi bir örnek. Yani bütün soruları çözmüş. Ben yani bütün soruları değil toplasanız belki 200 soru çözmüşüm ya da çözmemişimdir. Mustafa 90 aldı bu arada en son YÖKDİL'den. Yeni gelen arkadaşlara hatırlatma anlamında söylemiş olayım. Yani benim hani ısrarla canlı yayınlarda derse de söylediğim şeyi mesela Mustafa çok güzel uyguladı. Benden hocadan duymak yerine arkadaşlarınızdan duymanız bu açıdan çok önemli işte. Üçlü dikiş yöntemi kesinlikle çok önemli. Sınav çözümlerinde yol, yöntem, metot vesaire çok fazla bir şey yok. Her şey anlam. Anlam kral. Anlama ulaşacak şekilde, gramerden kurtulacak şekilde çalışın diye ısrarla söylüyorum.
yine canlı yayınlarda hocam işte ne kadar sınav çözelim, kaç tane çözelim, sınava işte bir ay kaldı, ne kadar deneme çözeyim diye soranları ısrarla söylüyorum. Ben bütün kurslarımda iki tane veya üç tane toplam soru çözdürürsem o kadar. Yani sınavın tamamı anlamında. Hatta bazen iki taneyle sınırlı tutuyorum. Çünkü soru tekniği anlamında işte diyelim ki zamanlarda, TENS'de şöyle bir yöntem var. İşte paragraflarda ilk önce soruları okuyarak, oradan başlayarak, oradaki kelimeleri paragrafın içerisinde arayarak falan şeklinde şeyler söylüyorsunuz ama bunu yapabilirseniz, yapabilecek olursanız anlam oluyor. Diğer türlü yani okuduğunuzu anlayamıyorsanız, cümlenin başını sonunu getiremiyorsanız, kelime hazineniz yetersizse o zaman işte hep kürek çekiyorsunuz, olduğunuz yerde maalesef debeleniyorsunuz. O yüzden dediğim gibi işte diğer arkadaşlarınızın, Mustafa özellikle, Fatma, Halil, hep söylüyorum ya hocaya güvenin, sisteme güvenin diye. Onlardan duymanız bu açıdan çok çok önemli. Hani senin yaptığın kesinlikle yanlış, işte ayıp ya o kadar da falan filan anlamında söylemiyorum bunları. Kafanızda bir şeyin böyle şalterin atması gerekiyor. Yani ısrarla üçlü dikiş yöntemiyle ısrarla metin çözümlemesi üzerine gitmeniz çok çok önemli. Çünkü bir emek harcıyorsunuz, bir zaman harcıyorsunuz. Onun maksimum verim alabilmeniz için bunu yapmanız gerekiyor. Hocam o yöntemi ben şeyde falan gördüm yani sitelerde ama nasıl yöntem, nasıl uygulanıyor? Çok basit aslında. Yani orada benim hatam var. Onunla ilgili video belki 6 aydır çekeceğim diyorum da çekmedim bir türlü. Misal YouTube'da veyahut da Thinkific'te bir video var. Ben çekmişim, paylaşmışım. Bunun da PDF veyahut da Word dosyası şeklinde kaynağı var. Onu indiriyorsun, çıktı alıyorsun. Videoyu izlemeden önce, dersi izlemeden önce oturup kendin kelimeleri çıkarıyorsun sözlükten bakaraktan. Cümleleri anlamaya çalışıyorsun. Ne kadar anlarsın, ne kadar yapabilirsen. İşte misal ilgili videoya baktım. Ben iki paragraf işlemişim. Yarım saat sürüyor. O iki paragrafın sözlüklerini dediğim gibi kelimelerini çıkarıyorsun. Anlamaya çalışıyorsun. Gerekirse not alıyorsun. Bu birinci dikiş. Sonra video izliyorsun dikkatli bir şekilde. Aldığın notlarla kıyaslama, karşılaştırma yapıyorsun. Sen hangi kelime hangi anlam vermişsin? Ben hangi anlam vermişim? Cümleyi nasıl anlaman gerekiyor? Doğrusu nedir? Bunları karşılaştırıyorsun. Bu ikinci dikiş. Ertesi gün, ertesi sabah yine aldığın çıktı üzerinden hızlı bir tekrar yapıyorsun. Normalde belki yarım saat, bir saat çalıştığın bir konu 5 dakika, 10 dakika hatırlatma anlamında. Takıldığın kelimeler, takıldığın cümleler, hatırlayamadığın yerleri dönüp bir daha videodan bakıyorsun. Hepsi bu kadar. Bunu yaptığın zaman işte bir ilk önce kendin çalıştığın için, bir zorlandığın için, daha sonra doğrusunu gördüğün için, ertesi günde hatırlattığın için dikiş üstüne dikiş, vurgu üstüne vurgu yapılıyor. Böyle olduğu zaman aynı spesifik konu içerisinde üst üste dediğim gibi vurgular olduğu için çok kalıcı oluyor. Diğer türlü çok dağılıyorsunuz, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, her gördüğünüze saldırıyorsunuz, işte şu kaynak, bu kitap, şu hoca, bu kurs, bu sınav, çok dağılıyor insan. Oysa ki YDS YÖK dilde yapmanız gereken şey çok basit. Ama ısrarla aynı şeyi yapmanız gerekiyor işte. Bunu yapanlar dediğim gibi çok başarılıyor. Tuğba buyur. Ha? Ben de hocam İngilizce benim için büyük bir kabustu. Sizin videolarınıza denk geldim. Onu birkaç izledim. Sonra başladım. Bir ay sonra sınava girdim. Tabii puanım çok yüksek gelmedi. 2 ay sonra özür dilerim. Hı-hı. Pes ettim, bıraktım. Bir ay sonra hocam gittim. Öyle bir mağazada geziniyorum. Arkasını okumaya başladım istemsiz. Aa, dedim ben nasıl yapıyorum? Bir de basit de değildi gerçekten. Kendiliğinden okumaya başladım. Bu sırada düşündüm ya ben niye bıraktım dedim şimdiye kadar. Buraya kadar gelmişim de seviyemi de o zaman gördüm. Hı-hı. Bazen insan seviyesini görebilmek için ara vermesi gerekiyor. Doğru. Bir hafta mı 2 gün mü ben bayağı bir ara verdim. Sonra tekrar başladım. Ama benim bir sıkıntım var hocam. Tam istediğim puanı alamama sıkıntım. Çözüyorum. Birbiriyle bağlantı kuramıyorum. Benim sıkıntım orada. Hı-hı. İnşallah gelecek sefer istediğim puanı alacağım. İnanıyorum. İnşallah. Yani senin durumundaki arkadaşlara tavsiye ettiğim şeyi de biliyorsun değil mi? Evet. Bir başkasına anlatman gerekiyor. Bir kurban bulman gerekiyor. Yani onu muhakkak yapmaya çalış. Ama hani yine sen dediğin gibi kurban bulamıyorsan aynaya anlatacaksın. Kendi kendine. O şekilde ağzınızdan çıktığı zaman beyninizde bir takım şeylerin eksiğini, gediğini görebiliyorsunuz. Diğer türlü her şey soyut kalıyor. Her şey muallakta kalıyor. Toparlayamayabiliyorsunuz.
Bir de özellikle eski alışkanlıklar, özellikle sendeki gibi böyle İngilizceyi sevmemeler, nefret, korkmalar vesaire olduğu zaman da onları aşmak, bu işin sevimli hale gelmesi, keyifli hale gelmesi, o aşamalardan da geçmek gerekiyor. Yani hocam biz YDS'ye YÖKDİL'e hazırlanıyoruz. Hani YDS'ye YÖKDİL'e hazırlanıyoruz, sen nelerden bahsediyorsun falan diyebilirsiniz ama bu çok çok önemli bir bileşeni bu işin. Yani beyninizin çalıştığınız şeyleri kabul edebilmesi için, ondan sonra da verimli bir şekilde çalışabilmesi için ilk önce işte o negatif yüklerden kurtulmanız gerekiyor. Mesela Mustafa'nın yine tekrar tekrar söylediği gibi benim de ısrarla hem canlı yayınlarda hem derslerimde üzerinde durduğum şey kurallardan kurtulmaya çalışın. Bunun adı gramer kuralı olur. Bilmem ne derseniz deyin yani adına. Onlardan kurtulabildiğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Rahatladığınız zaman oluyor ancak bu iş. Yani bu işin içerisinde bir zaman sıkıntısı oluyorsa, illa benim 2 ayım var, 2 ayda ben 8 saat günde çalışacağım dediğiniz zaman da sadece 1 ay sisteme adapte olmakla geçiyordur. Verim almaya başlamıyorsunuzdur bile. Ondan sonra test yapıyorsunuz, kötü sonuç geliyor. Test yapıyorsunuz, başaramıyorsunuz gibi oluyor. İşte Tuğba'nın yaptığı gibi bırakmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Olmayacak gibi geliyor. Oysa ki sabretmeniz gerekiyor. Ya bu iş, dikkat ederseniz hep bunlar İngilizcenin dışında şeyler. Bunları yapabildiğiniz zaman, o aşamalardan geçtikten sonra, bir sistemi oturtturabildikten sonra beyin almaya, kabul etmeye başlıyor. Evet, bu arada yine yeni katılanlar var. Mafalda, iyi bir isimmiş. Hoş geldin bakalım. Evet, bu arada söyleyeceklerinizi devam edebilirsiniz. Gramer dediniz ya hocam. Yani arkadaşlara da ben söyleyeyim. Yani işte toplam 8 yanlışım var ve gramerim benim yanlıştı. Yani sınavda ben yanlış yaptım onu. Ve hiç de üzülmedim. Gramer dediğin hangisi tam olarak? Tense sorusu. Hmm, hmm. Tense sorusunu yanlış aslında, yaptım. Evet. En basit sayılabilecek şeylerden, değil mi? Evet. Aynı sıkıntı bize de var hocam. Yani benim yanlışlarımın çoğu da zaten tense soruların hepsi yanlış. Ama puan 81 hocam, beni tatmin ediyor yani. Değil mi? Onların hepsi yanlış olsun, ben 80-85 alayım desene. Ne olacak? Hocam ben de sizin o... Fatma Hanım buyurun. Yok, Fatma yandakiyle konuşurdu. Evde kim varsa artık. Sen söyle Halil. Hocam ben de bu 5 ayda çalışırken toplam çözdüğüm deneme sayısı 4 tane hocam. Son ay denemeyi çözmedim. Tamamen YouTube'u bitirmeye uğraştım hocam. 211 videoyu bitirdim. Bir de Thinkific yok değil. İkisini birlikte sadece şu an bitirdim. Üçlü dikiş başlangıçta yapıyordum. Call of Clean'de tıkandım hocam. Ya değil mi? Onu zaten tamamlayanlara, bir de ondan sonra hangisi Azerbaycan'la alakalı olan, onları bitirenler sertifika vereceğiz zaten değil mi? Onlar hayatta kalma, Survivor sertifikası. Değil mi? Yani inşallah Thinkific YDS'ye hocam devam edeceğiz. Şu an inşallah hocam 15 gün sonra yeniden bir sınavımız var. Bu bir avantaj herkes için. Hazır soğumamışken hocam. Evet, işi bıraktım bugün hocam. 2 haftadır işte çalışıyordum. Ha, güzel. Dedim hocam denemek lazım. 15 günde olsa inşallah hocam. Yani demir tavında dövülür. Havaya girmişken, fırsat varken, imkan varken yapmak lazım. Çünkü az önce söylediğim gibi hayatın her konusunda, yani işte fitness örneğini verdim, işte diyet diyebilirsiniz neyse, bir takım şeyleri her zaman yapmak istiyor insan da psikolojik durumdan, maddi durumlardan, aile hayatından vesaire imkan bulup da o işlere giremiyor insan çoğu zaman. O yüzden de yine canlı yayınla da ısrarla söylüyorum. YDS YÖKDİL ile uğraşıyorsanız aslında lüks durumdasınız yani. İnternet bağlantınız var, cep telefonu, bilgisayar var. Ne? Çalışabilecek sağlık durumu var. Bunların hepsinin denk gelmesi çok zor. Peki sözümüz... Yasemin hoş geldin bakalım. Bulduk hocam. Çocuk mu var? Sanki duyuluyor dedi, tam duyuldu, kusura bakmayın. Yok yok, sıkıntı yok. Daha doğal, ne güzel işte. Hiç sıkıntı yok. Ben YÖKDİL'e girmiştim ama hocam başaramadım. Artık Mart'ta inşallah. İnşallah inşallah. Sıkıntı neredeydi sence? Yani yeterince çalışamadım hocam. Hem okul dersleri, özel eğitim okuyorum. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz, 2. sınıf. Hmm. Okul yani bayağı zorluyor.
İşte tam şimdi söylediğim şeyin üzerine güzel denk geldi. Yani ben işin... yeni kusura bakmayın. Yok yok, sıkıntı yok. Yani tam sen katılırken ben de aynı şeylerden bahsediyordum. Halil Enes'in söylediğinin üzerine. O işte çalışıyordum, işi bıraktım, asılmak için bir son 15 gün dedi. Öyle bir lüks dedim ben de o. Hani hakikaten işte Mustafa yine söyledi. Neler yapmak zorunda kaldığından bahsetti. İki tane çocuk diyor, eşi çalışıyor, kendisi çalışıyor. Çocuklar yattıktan sonra, ondan sonra oturup ders çalıştım diyor. Tatile gittiğim zaman bile işte sivrisineklerin ortasında çalıştım diyor. Olmadı, sabah çalıştım diyor. Yani bunları yaptığınız zaman buna ben İngilizceye gereken saygıyı göstermek diyorum. Yani emek olarak, zaman olarak saygıyı göstereceksiniz ama bir de bunu doğru yapacaksınız. Yani o yüzden hep aynı şeyleri söylüyorum çünkü doğrusu bu. Yani ısrarla olayı kurallardan kurtarmaya çalışın, kurtarmaya çalışın. Anlam kral, anlama hizmet ediyor her şey. Yazarın oradaki paragraflarda okuyacaksanız makalelerde söylemeyi anlatmaya çalıştığı bir şey var. Onu anlamaya çalışacaksınız sadece. Bu Türkçe olsaydı da fark etmeyecekti, Almanca olsa da fark etmeyecekti. O yüzden de birazcık böyle esnemek, rahatlamak vesaire, bunların hepsi işte bu olayın parçası. Arada işte yine Tuğba'yla konuşurken aynı şeyleri söyledim. Türkiye'de genel itibariyle İngilizce sevimsiz, zor, gıcık, bir türlü olmuyor. Hele hele işin içerisinde bir de iş amaçlı olarak işte YÖKDÜL, YDS gibi bir şey girdiği zaman tamamen sıkıcı bir hale geliyor bu. Çünkü çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, olmuyor. Uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, olmuyor. Bütün bu psikolojik negatif şeyleri aşmak çok zor. Bir de bunu aştıktan sonra işte sizin yaptığınız gibi biz zorlayıp, gerekirse para verip bir kursa gittikten sonra da doğru metodu oturtmak çok zor. Verimli çalışabilmek çok zor. Bunları işte yapmış olsanız, yapabilmiş olsanız gerisi bende hoca olarak. Onu her zaman söylüyorum. Yani sadece şu oturup metin derslerini baştan sona kadar iki defa üçlü dikiş yöntemiyle doğru düzgün yapmış olsanız 80'ler 90'lar geliyor işte. Evet. Fatma sen nasıl çalıştığından hiç bahsetmedin. Ne kadar çalıştığından hiç bahsetmedin. Hocam ben geçen mi? İlk Kasım'da başladım. Yani en azından ben bir gireyim. KPSS'den sonra daha doğrusu işte bir gireyim. Hani belki KPSS puanımla işe yarar diye güzel bir YDS puanı alırsam. Bir arkadaşımla konuştum işte kursa mı gideyim, ne yapayım diye. Hiç onlara falan para verme dedi. Bir tane hoca biliyorum, onu bir dinle dedi. Gerçekten ben arkadaşa Allah razı olsun diyorum. Hani sizin o zaman bir gramer vardı videolar. YouTube'daki videoların hepsini bitiremedim ama gramere çok odaklanmayın demiştiniz o zaman. Ben hemen hızlıca çarpı 1.5'te grameri dinlemiştim. Güzel. Sonra şeye geçtim. O paragraf sorularına geçtim. Paragrafta zaten grameri anlatıyorsunuz. Bir de kelimeleri, anlamlarını veriyorsunuz. Benim mesela kelimenin anlamını biliyorsam onun üstüne 3-4 anlam daha ekliyorsunuz. Oo dedim, çok iyiymiş. Bayağı bir hoşuma gitti yani. Bir de ekstradan şunu da fark ettim. Hani kelimeyi veriyorsunuz ya, hani bu anlamı budur deyip geçmiyorsunuz. İşte Google'da görsel arama falan yapıyorsunuz. Onlarla ilgili aramalar yapıyorsunuz. O hoşuma gitti. Bir de cümle, kelime biraz yeniyse veya daha farklı anlamları varsa kuruyorsunuz ya, böyle web sitelerinde örnek cümleler buluyorsunuz. O şekilde o kelime ister istemez bir beynimde oturuyor yani. Bu şekilde bu metodunuz gerçekten çok hoşuma gitti. Ben bu şekilde dinliyorum, güzel. Bir baktım böyle şey yapıyorum yani, bir disiplinli bir çalışma yok. Dedim ben en iyisi Mesut Hoca'nın tam bir mentörlüğünü alayım. Gerçekten hani dersleri. Zaten bir sürü kaynağınız ücretsiz. Hani bunun sayesinde artık gerçekten bir desteğe, manevi bir desteğe ihtiyacım vardı. Mesut Hoca zaten bu konuda iyi. O şekilde başladım ve ilerledim. Gramerle boğuşmadım çok. Anlama yöneldiğim için kısa sürede çok ilerlediğimi düşünüyorum yani sizin verdiğiniz metotlarla. Daha önce de zaten bir çalışma stilim yoktu. Yolun başındaydım. Nasıl çalışayım diye bir arayış içindeydim. Böyle bir elimden tuttunuz. Gidiyoruz hocam. Güzel, güzel. Halil Enes Güneş gözlüğüyle durmak zormuş diyor. Evet. Abdullah senin gözlüğün evet, yok mu? Ya, vallahi. Ben de onu soracağım. Herkes gözlüklü ama neden bunu? Ben yeni biraz geç katıldım da bunun sebebi mi var?
Benim gıcıklığım ne olsun ya? Benim gözlük, benim ne diyelim, özelliğim, markam olduğu için herkesten rica ettim. Şeyin kimdi? Filiz. Zoom canlı yayınlarda Filiz arkadaşımız var, öğrenci. O teklif etti. İlginç olur diye. O yüzden böyle yeşillik olsun diye herkes taksın dedik. Yoksa herhangi başka bir anlamı yok yani. Var hocam, Abdullah hocam. Takarsanız gözlük notunuz yüksek alıyorsunuz, ona göre. Bak şimdi. Şu an nerede olduğunu göremiyorum. Buralarda bir yerde olması lazım. Ama evet. Daha da yaz gelmedi ya, tam gözlüğümde. Evet. Zula'da hocam, diye. Gözlüğümüz işte sizin stilinizi tamamıyla benimsediğimizin bir göstergesi yani. Yaşa, onun için yaşa. Aynen. Çok güzel. Kardeşimden ödün çaldım hocam. Gözlüğü. Oda içerisinde gece yarısı da tuhaf oluyor ama, değil mi? Ekran da kararıyor sonra. Evet. Hocam, kardeşim fotoğrafını çekti hocam. Abim ne yapıyor diye bakıyor. Aa, değil mi? Evet. Bir de hocam ben bahsedeyim biraz tekrardan. Tabii tabii. Şimdi ben sınavlarda daha önce özellikle Göktil'de o kadar heyecanlanmadım ama hazırlandığım için olabilir büyük ihtimal. Kesinlikle. Daha önceki YDS sınavlarına girdiğimde bir zaman problemi zaten oluyordu. Zaman probleminden dolayı ben şöyle yapmıştım. İşte ilk 42'yi bir saatte çözeceğim. İşte sonra 62'ye atlıyordum paragrafları geçip. 62 ile 80 arasını bir saatte. Geriye kalan o 42 ile 62 arasını da, yani paragrafları da bir saatte çözerim diye hep böyle hesaplıyorum. Ama hiçbir zaman zamanı tutturamıyordum. Ve bu da benim üzerimde baskı oluşturuyordu. Stres oluşturuyor. Stres oluşturdukça da iyice daha moralin düşüyor. Soruları okusanız bile anlamıyorsunuz artık. Özellikle paragraflar bir de böyle uzun gelirse, karşınıza çıkınca zaten direkt düşüyorsunuz. Modunuz düşüyor. Ve sınav zaten öyle gidiyor yani. Bunu aştığımı gördüm Göktil'de. O zaman problemini çözdüm. Son işte 25 dakika, 30 dakika bana kaldı sınavdan sonra. Bir de arkadaşlara şunu tavsiye edeceğim. Yani böyle tutup kelime kelime öğrenmeye çalışmasınlar. Ben de yaptım zamanında ama çok bir faydasını görmedim. Bunu bağlam içerisinde çözerseniz çok daha iyi olur. Yani 2-3 tane kelimeyi yan yana getirdiğiniz zaman anlamlaştırmaya çalışın. Yani tek bir kelimeyle yaptığınız zaman bu akılda kalıcı olmuyor. Bunu yaptığınız zaman ilk önce bu sefer şey büyüyor, görüş açınız büyüyor. Bir cümleyi görmeye başlıyorsunuz. Daha sonra 2-3 cümleyi görmeye başlıyorsunuz. Daha sonra paragraf derken bütün paragrafı en başta okuduğunuz cümleyle en son okuduğunuz cümle arasında artık şey oluyor, bağlamı kuruyorsunuz. Akış sağlayabiliyorsunuz. Akış sağlıyorsunuz, tekrar dönmenize gerek kalmıyor şeylere, soruları çözerken. Bunu tavsiye ederim. Yani senin söylediğin şeyler işte hep o aşamaların sonucu. Yani ısrarla kelime nasıl öğrenelim, nasıl öğrenmemiz lazım, ne tavsiye edersiniz diye canlı yayında da çok soruluyor, denk geliyorsunuzdur. Yani işte yazıyorum, 2-3 tekrar yapıyorum. O zaman da söylemeye, anlatmaya çalışıyorum. Yani videoları izleyin. Hani not, zaten üçlü dikiş yapacak olursanız ilk önce kendiniz çalışıyorsunuz. O zaman not alıyorsunuz. Sonra videoyu izlerken tekrar aynı kelimeyle karşılaşıyorsunuz. Gerekirse düzeltme yapıyorsunuz. Ertesi gün bir daha baktığınız zaman aynı kelimeyle en az 3-4-5 defa karşılaşmış oluyorsunuz. Çoğu zaman da aynı metin içerisinde aynı kelimeler tekrar tekrar geçiyor. Dolayısıyla sadece bir tek videoyu çalışırken bir kelimeyle 3-4 defa karşılaşabiliyorsunuz. Bunu 2-3 defa yaptığınız zaman, arka arkaya 2-3 video izlediğiniz zaman yine öğrenemediğinizi düşündüğünüz kelimeler varsa, arka arkaya çıktığını fark ettiğiniz kelimeler varsa onu yazın bir kenara. Ama onun dışında her şeyi yazmaya, her şeyi illa böyle öğrenmeye, çalışmaya gerek yok. Hele hele konudan, bağlamdan hariç bir şekilde sözlük anlamı şeklinde öğrenmeye kalktığınız zaman işte kopuk oluyor, havada kalıyor, bir yere bağlayamadığınız zaman köksüz kalıyor, kuruyup gidiyor işte. O yüzden aslında çok güzel bir noktaya değindin. Yani rahatlama falan derken onları da kastediyorum aslında. Yani birazcık böyle dediğim gibi anlama geçmeye çalışmış olsanız, kurallardan kurtulmuş olsanız, kendinizi eski kötü alışkanlıklarınızdan kurtarabilseniz aslında bu iş çok çabuk oluyor. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Tuba. Benim kelime dağarcığım çok çok gelişti. Sizin yönteminiz sayesinde. Bir de sürekli aynı örnekleri veriyorsunuz ya hocam. Öyle olunca artık verdiğiniz örnekleri, cümleleri aklıma getirip söylemeye başladım. Güzel. Yazdım hocam.
yazdım. Siz denk geldikçe yazdım. Siz çok üzerinde durmayın dediniz. 3 gün tekrar ediyordum. 4. gün tekrar etmiyordum. Bir süre sonra gerçekten kelime dağarcığım Türkçe kadar olmasa da bayağı arttı hocam. Artık cümleyi anlıyorum. Paragrafın bağlamını çıkartamıyorum. Şimdi sıra onda. Aşama orada. Aynen hocam. İnşallah o da olacak ama sayenizde kelimelerle sorunum çok kalmadı. Eyvallah. Yani bundan hocam sonra artık antrenmana kalıyor. Tekrar tekrar aynı şeyi yapmaya devam. Bir de hocam şeyde de kalmadı. Şu pasif cümleler falan var ya. Sizle karşılaşmadan bir ay önce ben gramere çalışıyordum. Hiç anlamıyordum. Hı. Sizle birlikte tekrar ede Türkçem iyidir. Güzel. Tam böyle artık oturmaya başladı. Yavaş yavaş pasif gördüğüm zaman artık bu pasif diyorum. Pasif çevirisini yapıyorum. Tam ismini bilmesem bile yapıyorum artık. Yani her zaman söylediğim gibi biz dil bilimci değiliz. Bizim Türkçe olsun, İngilizce olsun, gramerle, dil bilgisi kuralı şeklindeki gramerle işimiz yok aslında. O gramerin bir görevi var, bir vazifesi var. Orada pasif gelecekse pasif, işte neyse artık edilgen, her neyse örnek gelmedi aklıma. Ya onun adını bilmemize gerek yok. Gördüğümüz anda tanıyorsak, anlamını yuvarlayabiliyorsak geç git yani, niye uğraşıyorsun ki? Fatma bir şey diyordun. Hocam bir de ben mesela bir kelimeyi bilmiyorsam bile hani anlam bazlı yaklaştığım için paragrafa hani cümlenin içinden o kelimenin ne anlama geldiğini anlayabiliyorum veya çıkarımda bulunabiliyorum. Tam anlamını bulamasam yani bunun karşılığı budur diyemesem de acaba bunu mu kastediyor? Çok güzel. Diye bir şey yapabiliyorum, çözümleyebiliyorum paragrafı. Bunu nasıl sağladın sence? Bunu kesinlikle sizin metodunuzla. Sadece anlam bazlı. Olta zarf değildi bu canım. Arkadaşlara fayda. Hani bir okuyor mu? Tamamen anlamaya yönelik okuyor. İlk başta ben şöyle çalıştım. Bu kelimeyi bilmiyorum. Altını çiziyorum. Bunu bilmiyorum. O liste uzuyor. Bu sefer onları bulayım diyorum. Onları bulmaya geçirken o bir sürü vakit kaybı, yoruluyorum. Sıkılıyorum artık. Aslında ben onları yapmasam, paragrafı okusam, anlamaya çalışsam, hani paragraf belki beni cezbedecek, içine çekecek. Hani o bilmediğim kelimeyi de anlamdan çıkarabileceğim. Bunu yapmıyordum. Böyle ilk başta işte yanlış bir çalışmayla. Onu bırakıp sizin metodunuzla o şekilde geçince, dediğim gibi bilmediğim bir kelime bile en azından bu cümlede acaba bu kelimenin anlamı bu mudur, bunu mu kastediyor deyip bu şekilde çözümleyebiliyordum. Güzel. Bu söylediğiniz şeyleri aynen devam etmeniz işte çok önemli. Yani yine canlı yayınlarda da ısrarla söylüyorum. YDS, YÖKDİL bizden böyle bir şey istediği sürece çalışma yöntemimiz en verimlisi bu. Kesinlikle, evet. Yani ve yine ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Hani size anlatmaya çalıştığım şeyi kavrayabilirseniz, eski ağırlıklarınızdan kurtulabilirseniz işte rahat ilerliyorsunuz. Ki yine her zaman söylüyorum, benim kurslarıma hazırlıksız gelen arkadaşlar, başka bir kursa gitmemiş, kafasında bir takım böyle yanlış fikirler kemikleşmemiş olan arkadaşlar, inanırlarsa, güvenirlerse çabuk ilerliyorlar. Ama böyle mesela Abdullah gibi, hani sen örnek verdiğin için 2-3 defa aynı sınava girip aynı puanları aldığın için ve senin durumundaki arkadaşlarla çok karşılaştığımız için, hani senin tam olarak durumunu bilemiyorum, eğer yanlışsan beni düzelt. Hani senin hakkında da yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Böyle 2-3 kursa gitmiş, kendisi değişik kitaplardan çalışmış, kendine bir yol belirlemiş olan arkadaşlar. Misal diyelim ki işte 70 puan gerekiyor bir işe girmek için. Hocası 70 puan getir demiş. 65'e kadar geliyor. 70 için sadece 3-4 tane soru lazım. Yani ben 2-3 tane daha sınav çözerim. 1-2 tane daha metin elden geçiririm. Eksiğim 1-2 tane gramer yapsın zaten. Şu tür sorularda zorlanayım. Ondan üzerine biraz giderim. Ne olacak? Bir dahakini alırım. Aslında çok mantıklı görünüyor. Ama özellikle bir tavana gelip böyle kimisi 60'ta takılıyor, kimisi 65'te takılıyor. Aynı şeyleri yapıyorsunuz, hep aynı puanları alıyorsunuz. Ve bu arkadaşları genellikle bu huylarından vazgeçiremiyorum ben. Ve yine benim en son baktığım yanlış, yani sınavdaki şeyleri de göremiyoruz. EYDS olduğu için yayınlanmıyor sorular. Son iki EYDS'de nerede hata yaptım, hangi soruları, yani bana geneli yaklaşık geliyor. Yani biraz paragraflar zor geliyordu iki EYDS'de de. Ama en son YÖKDİL'de tabii yayınlandı sorular. Ben de kendi sayfamdan baktım, notları aldım yaptığım hataları. Daha çok yani yararlı oldu bu YÖKDİL'e girmem en sonki.
15 paragrafın ben 9 tanesini yanlış yapmışım. Yani oradan çok büyük bir kaybım var. Hı-hı. Ondan sonra cümle tamamlamalarda fazla değil. 2-3 yanlışım var ama paragraf tamamlamaların çoğu yanlış. 6 tane falan vardı. Bir tanesi doğru. Yani benim daha çok dediğim gibi anlama yönelik. Okuduğunu ben anladım zannediyorum ama anlayamıyormuşum yani. Evet. Sınav sonucundan da o belli oldu. Bu çıktı yani. Hı-hı. Aslında cümle tamamlamalarda da aynı şekilde okuduğunu anlamak gerekiyor. Hatta onda daha zor. Hata lüksün hiç yok çünkü. Kısa olması avantaj ama net olmak zorundasın. Paragraflarda hiç olmazsa altından, üstünden, öncesinden, sonrasından bir yerden tutturabiliyorsun. Paragraf tamamlama, işte fazlalık cümleye atma, onların hepsinde anlamı takip etmek, akışı yakalamak son derece önemli. Ve bunu hatasız yapmak, hızlı yapmak son derece önemli. Bunların hepsi de işte az önce söylediğim şeylerle bağlantılı. Yani çok fazla metin sisteminizden geçireceksiniz. Çok fazla kelime öğreneceksiniz. Bunların anlamlarını çok güzel oturtturmayı becereceksiniz. Yuvarlamayı becereceksiniz. Bunların hiçbirisi ha deyince bugünden yarına olmuyor. Hangi şeyden gidi alandan? Sağlık, sosyal fen? Benim sosyal de hocam alan. Ama onu da zorluyorlar. Yani bana da şeylerden, yorumlardan bayağı zor tuttu yani son zamanlarda. Thinkific'teki derse izlemiş olsaydın 3 tane garantisi vardı değil mi? İşlediğimiz paragraf çıktı. Aynı soru. Evet. Ama onu da ne zaman? 1,5 seneden beri. Hatta YÖKDİL ilk çıktığından beri söyleyip duruyorum. Yani YÖKDİL bu kadar kolay olması, devam ettirmeleri mümkün değil. Ki malum ilk önce ÖSYM'de de değildi. Hatta bir sınıf ortamında ben söylemiştim. Yani bunu ÖSYM'ye devrederler. Gittikçe zorlaştırırlar. Bunun bu kadar kolay devam etmesi mümkün değil. Örneği var çünkü. O yüzden neyse derdiniz bir an önce girin. İşte hocam girelim mi? Hazır hissetmiyorum kendimi. Yok 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 aman. Yani bu fırsat kaçmaz yani. Daha sonra hakikaten o işte şekilde girip doktora falan yapacaktı arkadaş. Koşa koşa geldi hocam. Benim haberim yoktu mesela. İzlemiyorum çünkü şeyleri, ne denir, basını. İşte ÖSYM'ye devredilmiş. Haklıymışsınız. Ki ondan sonra tekrar zorlaştırdılar. Bir daha zorlaştırdılar. Bundan sonra yine zorlaştırmaya devam edecekler. Zaten en son ki yok değil gerçekten YDS'ye yakındı yani. Genel herkes zor bulmuştu. Herkes aynı şeyi söylüyor, evet. Benim ilk defa olduğu için ben çok farkı ayırt edemedim. Hani eski zorluk, kolaylık hep ÖSYM tarzı çözdüğüm için. Ama girdiğim hocam sınavda hani bilmediğim kelime yoktu gerçekten. Yani paragraf tamamlama, cümle tamamlama. Ben direkt çevirden başladım zaten. Hani ilk 30 sorudan başlamadım. Gerçekten hocam çat 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 elhamdülillah. Hani süre sıkıntısı da olmadı. Sen bir de Kasım'dan itibaren mi demiştin? Ekim'den itibaren mi demiştin? Hocam ben 05.09 yorum attığım günü hatırlıyorum hocam o gün. Güzel. 9 Eylül olmuyor mu? Eylül oluyor hocam. Eylül oluyor değil mi? 5 Eylül 2020. Evet hocam. O zaman içerisinde YouTube'u izledin, Thinkific'ten takip ettin ve hocam, neredeyse görmediğin kelime yoktu diyorsun değil mi? Hocam, çok azdı veyahut da işte. Hocam ilk 30'da 10 yanlışım var. Hep o 01 dediğiniz olayda yanlışları yaptım. Ama paragraf tamamlama 14 herhalde. 15'te 14. Cümle tamamlama da çeviride full zaten hocam. Benim avantajım hocam sizden önce başka bir hocayla çalışmadım. Yani kursa gitmedim, şey yapmadım. Direkt size başlamanın avantajını hissediyorum. Hani şu an ne aktif biliyorum, ne pasif biliyorum, ne tense simple present'tır. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Simple present nedir? O nasıl olur öyle Halil? Hocam gerçekten bilmiyorum. Hani, ayırt edemiyorum. Hangi sallıyorum, sallıyorum tutuyor dermiş. 80 kaç almıştın onu da söyle hatırlatalım. Şimdi yayının ortasına katılan arkadaşlarınız var. Hocam 81-25 şu an beni korkutuyor. Tensler nasıl arttıracağım diye korkuyorum şu an. Evet. Nasıl yol izleyelim hocam sizce? Yani yaptığın şeyi yapmaya devam et. Hiç her zaman söylüyorum yapmanız gereken şeyler belli, çok basit. Yani sadece söylediğim adımları takip edin, dersleri izleyin, hepsi o kadar. Çok fazla dağılmayın, işte gramerle uğraşmayın, aşırı çok fazla test çözmeyle uğraşmayın. Çünkü tekrar tekrar test çözmenin size kazandıracağı bir şey yok. Giriyorsun, aynı hatayı yapıyorsun, tekrar giriyorsun, aynı hatayı yapıyorsun. Bir faydası yok sana. Hani bir üniversite hazırlık öğrencisi olmuş olsa, daha önce
test bağlamında tecrübesi olmamış olsa, bir de söyleyebileceğiniz spesifik şeyler olmuş olsa, işte matematikte şu soru şöyle çözülür, kesin bunlar çıkıyor, şunları şöyle, şu yolla, şu yolla, şu kısa yolla çabuk çözersin gibi şeyler mantıklı. Onu yapıp yapamadığını test edebilirsin. Ama YDS'de, YÖK dilde, birincisi o gramer denilen ilk işte 26 kadar soru içerisinde hep farklı şeyler soruyorlar. Veya although gibi, while gibi, but gibi şeyleri kesin ölçüyorlar. Ama onu da farklı cümlelerle ölçüyorlar. Yine okuduğunu anlaman gerekiyor. Yine bağlam içerisinde görmen gerekiyor. Bunu, yani ben söylüyorum işte şu anda, ama bunu yapamıyorsan yapacak bir şey yok. O yüzden de bunu yapabilir hale gelmek gerekiyor. Bunun da anahtarı okuduğunu anlamak. Okuduğunu anlamak da bol miktarda sistemden, beyinden, işte kovadan kelimeleri geçirmek. Ne kadar çok kelime öğrenirsen, bu kelimeleri kullanan ne kadar çok anlama ulaşabilirsen o kadar puan alabiliyorsun. Bütün mesele bu. Yine işte sen söylediğin gibi ne simple present tense bilmene gerek var, ne past participle bilmem neyi bilmene gerek var. Okuduğunu anlıyorsan olay bitti demektir yani. Peki. Öyle hocam. Yani gerçekten günü de çok iyi planlamak lazım. Yani ben şöyle çalışıyordum. İşte dediğiniz gibi o üçlü dikişe vesaire çalıştıktan sonra aralarda bile verdiğimde YouTube'dan gidiyordum. Mesela benim merak şey yaptığım uzay var mesela. Uzayı çok merak ederim. Güzel. Ya da yemek. Onlarla ilgili ben yabancı yayınları izliyordum sürekli. Yani bu ara, yani teneffüs dediğimiz kısımda onu izliyordum. O yüzden günü çok iyi planlamak, bölmek gerekiyor. İstemek gerekiyor. Yani ben bu notu alacağım demek gerekiyor. Planlamaktan ziyade meşgul olmak, maruz kalmak çok önemli. Yani sen mesela illa saat 11'de ben ara vereceğim, 10 dakika, 15 dakika şu İngilizce videoyu veya işte Mesut Hoca'nın videosunu izleyeceğim şeklinde çok katı bir sistem uygulamamışsındır muhtemelen. Fırsat yok, hayır. Yani mümkün yüzden... değil. İki çocukla onu uygulayamazsınız. Yani onu net olarak söylemekte fayda var. Çünkü hani yine sonradan katılan arkadaşlara söylemiş olalım. Mustafa 90 aldı. Yani işte böyle yapmazsanız, puan alamazsınız falan gibi hissedilirse o zaman ekstra bir yük biniyor. Daha da yorucu oluyor. O yüzden yine YouTube'daki ilk derslerimde, ilk videolarımda var benim. İngilizce dediğiniz şey iki şeyle gerçekleşiyor. Bir, maruz kalacaksınız. İki, süreç tamamlayacaksınız. Maruz kalmayı ne kadar çok yapabilirseniz, hangi şartlar altında nasıl yaparsanız yapın. Bu YouTube olur, Instagram olur, film olur, dizi olur, müzik olur. Yine ben hani canlı yayınlarda belki duyanlar bıkmıştır şimdiye kadar. Nasrettin Hoca fıkraları çözüm derslerimde, masal çözüm derslerimde. Onlardan da sorular geldi yani. Onlardan kelime sorusu çözenler oldu. Dolayısıyla İngilizce ile uğraşın da nasıl uğraşırsanız uğraşın. Beyniniz bununla meşgul olmaya başladığı zaman, bu işin rüyasını görmeye başladığınız zaman bir takım şeyler olmaya başlıyor. Hep kendinizi tanıma, kendinizi bu yola zorlama, belli bir zaman sonra bunu benimseme, sonra tekerin dönmeye başlaması, istim tutturmak, hız kazanmak, daha sonra verimli hale geçmesi, bıraksan bile tekrar başlamak, sürecin işte belli bir süreye uzaması, bunların hepsi çok önemli şeyler. Rüya görmek deyince hocam, mecazi olarak mı söylediniz? Ben şu 8 ayda bir 5-6 defa gördüm. İngilizce konuşarak rüya gördüm yani. Yok, gerçekten. Yani meşgul olduğunuz zaman kaçınılmaz şekilde rüyasını görüyorsunuz bu işin. Yani hem kendimden biliyorum. O yüzden de az çok neyi yaşayacağınızı biliyorum yani. Yani senin gördüğünü söylemem mesela benim teorimi yine doğruluyor. Evet. Bu arada yine yeni katılanlar, Emine sen şu anda katıldığın gibi sanki. Şeyma sana hoş geldin demiş miydim? Evet, sorularınız varsa, paylaşacaklarınız bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Yani katılan, sesleri çıkmayan arkadaşlar muhtemelen ya sınava girmediler veya girdilerse istediği puanı alamadılar. Hani arka planda sadece pasif olarak kalmayın, sorular sorabilirsiniz bana veya da arkadaşlarınıza. Hocam ben de paylaşabilirim. Sizin nasıl keşfettim, buldum isterseniz biraz tabii, söz edebilirim. Tabii sevinirim. Ben de hocam bu 28 Şubat'taki YÖK dil biliyorsunuz ertelenmişti. Yani normalde Aralık'ta mıydı, tam tarihini de hatırlamıyorum. Aralık 13'te açıkçası olması gerekiyordu, evet. Evet, olmaması benim adıma açıkçası iyi oldu. Çünkü çok da böyle çalışamıyordum. Yani çalıştığımdan dolayı, iş olduğundan dolayı ona böyle şey girecektim. Yani hazırlanamadan bir şekilde hani girmiş gibi olacaktım. Sonra bu pandemiden dolayı ertelenme olunca
yanılmıyorsam Şubat'ın ilk haftası falandı işte. Sonra tekrardan olacağı hani ÖSYM açıkladı. Sonra da ben hani o gün öğrendim işte, yanılmıyorsam 5 Şubat mı 6 Şubat mı, bir hafta sonuydu. O gün öğrendim ve hani 2-3 hafta sonra sınav var. Hani böyle biraz çalışayım, ne yapabilirim falan diye düşünmeye başladım. Bir öncesinde de EYDS'ye girmiştim. O da Ekim miydi tam hatırlamıyorum ama ondan da bayağı düşük bir puan almıştım. Ve dediğiniz gibi beynim böyle çorba, aşırı yorgun. Ben de böyle çok beyin yorgunluğuna gelemeyen bir insanım. Hani böyle zihnimin her zaman hani dinç olduğunda daha verimli olabilen biriyim. Dolayısıyla oradan çok düşük, böyle 40'larda falan bir şey aldım o yorgunlukta. Ardından işte o 5 Şubat, 6 Şubat tam hatırlamadığım tarihte böyle bir baktım hani ne yapabilirim diye hocalara bakarken hocam. Memurlar.net'ten oradaki arada bakarım hani forumlara, öyle söyleyeyim. Oradan hocam Ramazan diye bir arkadaşın şeylerini gördüm, paylaşımlarını gördüm. Sizden söz ediyordu. Sonra merak ettim işte, baktım videolarınıza ve o zaman hani erişim açıkta, Thinkific olsun, YouTube olsun. Sonra işte izledim. Yani ilkinden gerçekten çok etkilendim. Tarzınız, anlatım şekliniz, dediğim gibi. Sağlık değil mi? Doktordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet, sağlık alanından hocam. Hı-hı. Bu arada YÖKDİL'e de ilk kez girdim. Hani daha öncesinde YDS'ye 2006'da girmiştim. 2017'de de bir YDS vardı. Ama hani YÖKDİL'i bilmiyordum. Arkadaşlarım da hatta YÖKDİL de deneyebilirsin diyor. Dediğim gibi çok böyle üzerinde durmadım maalesef İngilizcenin. Hani böyle ortalama bir şekilde o süreçler geçti üniversitede. Ardından işte sizin videolarınızı izledikçe, yani daha önce İngilizce anlamında da hiç hani duymadığım şeyler, deneyiminiz, sizin zaten hocam hani hayat tecrübeniz, yurt dışına gitmeniz, hani bir bilim insanı olarak gerçekten çok kıymetlisiniz. Ve bunları hani o uzun deneyimleri, yıllarınızı bilginizle harmanlayıp bir taraftan da eğitimci kişiliğiniz ve hani karakteriniz yapınız çok kıymetli. Dediğim gibi yani hiç ulaşılamayacak bilgiler. Çoğu kursdan da tabii ister istemez hani. Lise olsun, zaten ortaokuldan beri tahtaya gramerleri yazarak büyüyen bir öğrenci olarak bir şey öğrenemediğimizi anladık İngilizce. Böyle olmuyor hani, gramer kurallarıyla öğrenemiyoruz. Aslında biraz amacım da o. Evet, işim gereği yani YÖKDİL gerekli ya da puanlar gerekli ama asıl şeyim bu değil benim. Hani sizin dediğiniz gibi bir metni de okuyabilmeliyim. Hani bir ister işim gereği olsun ya da bir vatandaş olarak dünyada ne oluyor? Ya da atıyorum ben hani meditasyon yapmayı seviyorum. Hı? Bir meditasyonu İngilizce'de dinleyebilmeliyim gibi. Bu gibi şeylerle yani hani tarzınız, dediğim gibi verdiğiniz örnekler çok hani hoşuma gitti. Öyle izlemeye başladım. Hani çoğunu da izleyemedim ama gerçekten çok etkili oldu bu 82 küsür puan almamda, sizin o özellikle analizleriniz, metine nasıl yaklaşmamız gerektiği ya da hocam özellikle bu sınavdaki stratejin söylediğiniz şey, hani arada gözlerinizi kapatın, beyniniz çok yorulacak, işte çevire soruların o kadar, sakın hepsine tek 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 şey yapmayın, hani çevirmeye çalışmayın. Ben böyle yapmıyordum, tek tek bütün metinleri çevirerek yaptığım için gerçekten beynimin çorba olduğunu anladım. Hani kimse de sizin gibi demedi bu zamana kadar, hiçbir hoca söylemedi, hiçbir İngilizce hocası söylemedi hani dediğiniz o birçok kurs, hepsi direkt kitap gibi olduğu gibi aktardı sizin gibi o deneyimleri ya da bize bir şey göstermediler. Hani bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum önerileriniz, yol gösterdiğiniz için. Ve dediğim gibi hocam, İngilizce olmasa da ben sizin deneyimlerinizi hep dinlemek isterim. Yani sonuçta tecrübeniz, yurt dışı deneyiminiz, birçok kültür, insan tanıma şeyinizde de bence çok kıymetlisiniz. Dolayısıyla hani her zaman elimden geldiğince takip etmeye çalışacağım. İngilizce'de de tabii ki bu bir başlangıç, daha da hani geliştirmeye inşallah devam edeceğim. İnşallah, inşallah. Teşekkürler. Arada kaynamış olabilir. 82 küsur almış, 82,5. Hani muhakkak altyapısı var idi diye düşünüyorum Belkıs Hanım'ın. Çünkü sadece 3 hafta kadar bir zaman içerisinde YDS gibi bir şeylerden 45-50'lerden 80'lere gelmek kolay değil. Ama işte yaptırmaya çalıştığım şeyi kavradığınız zaman o sizdeki var olan potansiyel harekete geçiveriyor. Yani bu açıdan mesela Belkıs Hanım'ın deneyimi çok çok önemli. Yani herkesin gerek ortaokul, gerek lise, gerek üniversitede edindiği çok fazla aslında bilgi var. Ama hepsi kuralların içerisinde böyle kas katı kasılmış kalmış durumda. Bir türlü dediğim gibi böyle rahat kalamıyor beyin. Yani siz beynin görevini yapmasına izin vermiyorsunuz. Bu da hani klasik anlamda okul sisteminden geçtiğinde insanın nasıl bütün yaratıcılığı, bütün merakı ölüyorsa, öldürülüyorsa,
Yani bu bütün dünyada böyle ama Türkiye'de özellikle böyle. Orta, kendi çocukluğumuzdan, kendi ailemizden, sus bakayım sen ne anlarsızdan tutun da okullarda işte her şeyin not temelli tabanlı olması, sıfır otur bakayım den tutun da her şeyi söyleyebiliriz. Böyle olunca dediğim gibi biz yani beynimizin potansiyelini tamamen köreltiyoruz. Bu İngilizce'de bilhassa böyle. Oysa ki dediğim gibi yani şimdiye kadar öğrendiklerinizi kural anlamında bir tarafa bırakırsanız bir çocuk merakı içerisinde ya burada adam ne anlatmaya çalışmış, burada ne görmem gerekiyor benim, biraz bulmaca gibi falan olaya yaklaşırsanız bir bakıyorsunuz yıllardır yapamadığınız şeyler aslında hiç karmaşık değil. Hepsinin adı var, soyadı var, belli yani. Hepsinin yeri var. Ve birçok şey muhakkak sürekli kendini tekrarlıyor. Kaç tane non-close olması gerekiyor? Kaç tane adjective close olması gerekiyor? Öğrenmeniz gereken. Hepsi 15 tane, 20 tane. Bunu da ders içerisinde bir hafta, iki hafta içerisinde zaten 10 defa, 20 defa, 50 defa görüyorsunuz. Ama kural, kural, kural diye aramaya çalıştığınız zaman hep böyle bir filtreden, bir kural dizisinden geçirmeye çalıştığınız zaman işte beyin sevmiyor o zaman. Çünkü beynin çalışma sistemi öyle değil. Öğrenme sistemi öyle değil. Organik olması gerekiyor. Rahat olması gerekiyor. Kendi çıkarımlarını yapmasına izin vermeniz gerekiyor. Bağlantılar yapmasına izin vermeniz gerekiyor. Yani gerekirse koku, gerekirse dokunma, gerekirse anılar, kendi fikirleriniz, onlarla birleştirmeniz gerekiyor ki beyin bir şeyler yakalayabilsin, bir yere bağlayabilsin, bir yere oturtturabilsin. Dediğim gibi bunların hepsi işte hep söylüyorum İngilizcenin dışında şeyler. Bunları yapabilirseniz ondan sonra İngilizceye sıra geliyor. O yüzden işte mesela gerek Halil'in söylediği, gerek Belkıs'ın söylediği, ben daha önce kursa gitmedim, dinledim, çok hoşuma gitti tarzınız. Hemen yapmaya başladım, tak arkasından sonuç geliyor işte. Evet, bu arada birkaç yorum gelmişti. Söyleyeceği olan varsa onları ben alayım yine. Evet. Ben de bir tavsiye vermek istiyorum hocam. Ben bir YouTube kanalı açtım siz sayenizde. Öyle mi? Güzel. Bu neden sizin dersinizi çevirmeye çalıştım. Bunu çevirmeye çalışırken bu Gökçe metinlerini Thinkific'teki sanırım 15 kere okudum. Orayı çevirebilmek için, takılmamak için. Çünkü umuma açık anlatacağım. Hani arkadaşlarla paylaştım. İzleyin hani şey yapın. Çok acayip bir özgüven geldi hocam bu YouTube olayına. Kendim hani sesimi gördüm, çevirişimi gördüm. Nerede hata yaptım ben. Okuyorum. Bazen hiç çevirememişim. Demek ki ben orayı anlamamışım. Hani... Dönüp bir daha baktın. Hocam artık ezbere biliyorum hocam. O ilk Rudolf Diesel'in metinini. Hangisi? Rudolf Diesel hocam. Diesel metin. Diesel motorları. Evet evet. Güzel. Fen bilimleri Thinkific değil mi? Yok dil kursu. Evet hocam onu çevirdim. Ayrıca şu an devam etmeyi düşünüyorum artık hocam. Bana ayrı bir kapı açtınız hocam. YouTuber'lık kapısı açtınız. Ne güzel, ne güzel. devam et, devam et. Bu işten çok çok değil. Bir 8-10 ay sonra ekmek yemeye başlarsın. Söyleyeyim ben sana. Yani YDS kursu vermek zorunda değilsin. Ortaokul, lise öğrencilerine çok rahatlıkla özel ders vermeye başlayabilirsin. Hatta malum hani bilmiyorum bölümün nedir, mezuniyetin nedir ama 80 alındığında şey, milli eğitime İngilizce öğretmenliği olarak başvurabiliyorsunuz. Çok tavsiye ediyorum hocam. Ben hani böyle anlatacak kimsesi olmayan veya hani çok farklı ortamlarda olan kişiler olabiliyor. Hani böyle çevresinde İngilizce uğraşmayan. Ben de onunla paylaştım hocam. Çok mutluyum. Devam etmek istiyorum böyle. Yani sizi dinleyip ne kadar anlamışım. Ben 4'lü bir kişi yaptım hocam bazı metinlere. 3'lü değil. Güzel, güzel. 4.'sü nasıl? Hocam anlatarak. Yani kaydetme şeklinde. Çok güzel. Çok faydasını gördüm hocam ben gerçekten 5 ayda. İnşallah 5 yıl olur hocam sizinle birlikte. İnşallah. İnşallah Halil. Çok sağ olasın. Bize 5 yıllar hocam. Eyvallah. Evet Zehra Nur, ben daha önce hiç sınava girmedim. Tecrübeleri dinliyorum demiş. Çok güzel. 18 Nisan'da YDS'ye gireceğim inşallah kendimi denemek için. 12 gündür de Thinkific'le devam ediyorum demiş. Güzel. İnşallah hepimiz senin sonuçları alırız. İnşallah. Emine de selamlar demiş hocam. Eyvallah. Daha önce sınava girmedim. Tecrübeli dinlemeye geldim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Amin. Amin. İnşallah. Güzel. Peki. Hocam ben bir soru sorabilir miyim acaba? Gayet tabii. Gayet tabii. Daha önce sınava girmedim dedim biliyorsunuz. Ve bu arada arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten bayağı bir ufuk açtılar. Özellikle ben yeni başladım çalışmaya. Yeni sayıda.
ve kelime kelime ezberlemeye çalışıyordum. Onun yanlış olduğunu fark ettim. Ve ben bir arkadaşım için soru soracağım aslında. Kendisi uzun zamandır böyle sınavlara giriyor, 7-8 aydır da çalışıyor. Ve en son YÖKDİL'de de 60 aldı. 2 hafta sonra da tekrar YÖKDİL var. Ve onun için biraz panik yapmaya başladı. Yüksek lisans için çalışıyor. En büyük sıkıntısı paragraf tamamlamayla alakalı. Bu konuda sizin ya da arkadaşların bir önerisi olacak mı? Onu merak ediyorum. Herhangi bir yorumda bulunmak isteyen var mı? Doğrudan ben mi dalayım? Tecrübeniz varsa, herhangi bir yaklaşımınız, benim gözden kaçırdığım bir şey olabilir. Kendiniz bulduğunuz bir şey olabilir. Paragraf tamamlama dediğin cümle getirilmesi gereken paragraf değil mi? Evet. Özellikle başta ve sonda sıkıntı yaşıyor kendisi. Baş şekilde sondaki tamamlamada. 6 soru çıkıyor galiba hocam, değil mi orada? 6 diye hatırlamıyorum. 5 mi 6 mı? O detayları çok takip etmiyorum ben işin doğrusu. Aynen hocam, 6 tane sanırım ve 6'sını da yanlış yapıyor. İnanılmaz bir şekilde. Bir problemi var. O bir beceriymiş. Aynen, yani diyor ki bakıyorum orada bir bayılmış gibi olmuşum. Yani bir şeyler olmuş ve tamamını yanlış yapmışım diyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani siz hocam daha doğrusunu tabii siz söylersiniz de. Yani başta, sonda ya da ortada olması, yani ortadaysa öncesinde ve arkasındaki cümleyi çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Oradan bir şeyleri yakalaması gerekiyor ki oradaki boşluğu doldurabilsin. Ya da baştaysa da işte o bütün paragrafı kapsayacak bir cümle olması gerekiyor gibi söyleyebiliriz. Hocam daha iyi söyler şimdi, anlatıyor herhalde. Abdullah bir şey paylaşmış, ona bakıyordum. Kısaca bir daha özetleyebilir misin? Çok özür dilerim Mustafa. İşte başta olursa bütün paragrafı kapsayacak bir cümle olması gerekir. Özellikle bir Türkçedeki gibi giriş cümlesi olması gerekiyor. Evet. Evet. Biz özellikle bir sonraki cümlede kesinlikle onu anımsatacak ya da ona bir çağrışım yapacak bir kelime ya da bir kelime grubu vardır. Ortadaysa da önündeki ve arkasındaki cümleyi çok iyi analiz ederek oradan yakalamak gerekiyor. Sondaysa da illaki bir çıkarım vardır, bir sonuç veriyordur. Sonuç cümlesi olması gerekiyor. O cümleleri, evet. Sonuç cümlesi olması gerekiyor. Hı hı. Yani bu söylediğin şeyler olayın özü, özeti zaten. Yani araman, yapman gereken tamamen o. Ben bunu özellikle YÖKDİL videolarında veyahut da YDS hani giriş videolarında, soru çözüm giriş videolarında özetlerken tren oluşturmak şeklinde anlatıyorum. Tren vagonlarını birbirine bağlamak şeklinde anlatıyorum. Hangi zincirlerle? O cümlelerin her birini birer vagon gibi düşünün. Hangi zincirle bir vagonu diğerine bağlamamız gerekiyor? Oradaki anahtar kelimeleri bulmak çok önemli. Yani bir cümle bir sonraki cümleye hangi kelimelerle nasıl bağlanıyor? Anlamın akması için, anlamın birbirini işte bağlanabilmesi için anahtar kelimeleri bulmak gerekiyor. Onun için de cümlelere, paragrafa tepeden bakabilmek gerekiyor. Onun için de cümlelerin içerisinde boğulmamak gerekiyor. Bu da birazcık böyle 2-3 tane topu havada atıp tutmaya benziyor. O da baştan alışkanlık yoksa, antrenman yoksa kolay olmuyor. O yüzden işte hep anlama ulaşmaya çalışın. Efendim, detaylarda boğulmayın, kurallara takılmayın diye söylememin sebebi hep bu. Yani Merve, o arkadaşın muhtemelen hani benim anlatış tarzımı takip etmemiştir. Hep böyle dediğim gibi tek başına sadece kelimeler öğrenme şekline gitmiştir. Hep böyle değişik hocaların anlattığı kurallarla, işte şu soruya şu şekilde yaklaşın tarzında başkasının kurallarıyla olaya yaklaşmaya çalışıyordur. Hani kendisinin altyapısını, geçmişini bilmediğim için çok da fazla bir şey söyleyemem tabii bu konuda. Evet, ama hocam, Mustafa'nın söylediğine çok fazla eklenecek bir şey de yok aslında. Yani o özellikle dediğin gibi giriş cümlesinde zorluk yaşıyorsa bir defa bütün paragrafın neyle alakalı olduğunu çözmesi gerekiyor. Oradaki anahtar kelimeleri, paragrafın akışını çok iyi yakalaması gerekiyor. Ondan sonra işte giriş cümlesi ise ana konuyu verecek. Son cümle ise sonuç cümlesini verecek. Bunların hepsi aslında klasik test teknikleridir. Bunları zaten biliyor, kabul ediyoruz anlatırken. Ama onları hep söylediğim gibi yapabilecek konuma da gelmesi gerekiyor. Anladım hocam, teşekkür ederim. Yine sınav çözüm videolarında hep söylediğim şey, YDS YÖKDİL aslında dikkat sınavıdır. Psikoloji sınavıdır. Belkıs'ın az önce söylediği gibi, yani
sınavda dikkatinizin dağılmasına izin vermemeniz gerekiyor. Kelimelerin, cümlelerin iç içe girmesine, başının sonunun birbirine karışmasına, hani yılanın böyle yaptığı gibi kendi kuyruğunu ısırmasına, dönüp durmasına, ortalığı karıştırmasına izin vermemeniz gerekiyor. Olaya bu mantıkla, mantaliteyle yaklaşmanız gerekiyor. Yani sorular zor, sorular kolay değil. Her kelimeyi okuyup anlayamayacaksınız. Dolayısıyla boğuşmanızın anlamı yok. Ve yine söylüyorum, anlam kral. Bir tek paragrafta olmuş olsa bile belli bir bütünlük içerisinde yazar bir şey anlatmaya çalışıyor size. Buradaki ana konu nedir? Ve bir de tekrar tekrar söylüyorum, konunun akışı nedir? Bunu yakaladığınız zaman, yani şıklara bakmadan bile aslında oraya ne gelmesi gerektiğini bilmeniz gerekir. Belli bir hani birikimi olan, belli bir yıllardır okuyan çocuklar olarak bunu yapabilmemiz gerekiyor. Dikkat edersen hep yapabilmeye geliyor olay işte. Evet. Güzel. Batuhan, sen sonradan katıldın. Hoş geldin bakalım. Veya katıldıysan da ben yeni gördüm. Evet. Herhangi bir sorusu, katkısı olan varsa alalım. Yoksa 1 saat 20 dakika olmuş. Bunu hiç editlemeden olduğu gibi koyacağım YouTube'a. Milletin beynini sulandırmayalım. Hocam. Hocam son olarak ben daha önce sanki YouTube'da bu soru sorulmuştu ama sözlü olarak tekrardan bir sizden dinlemek isterim. Malum benim çocuklarım var. Bu çocuklarla ilgili İngilizce gelişimiyle ilgili. Tabii daha önce bir şeyler araştırdım, kursa da gönderdim vesaire ama siz bu konu hakkında ne dersiniz? Siz vermek, yani bir çocuklara İngilizce kursu vermeyi düşünüyor musunuz? Yani o tür şeyler çok beceremiyorum ben. Çocukları biraz eğlendirmek gerekiyor. Böyle şaklabanlık yapmak gerekiyor. Ben yeğenlerimle falan şaklabanlık yapmayı çok severim. Yani böyle burun altından girerim, üstünden çıkarım. Gerekirse yuvarlanırım onlarla vesaire ama ilkokul çocuklarını da çok severim. Böyle onların sınıfına girdiğim zaman hep beraber ortalığı kaynatırız. Ama benim kafam çok çabuk şişiyor. Bir bu. İkincisi, çocuklarla yüz yüze olmayınca o havaya benim girmem çok zor. Hani bazı özellikle bayanlarda bu vardır böyle. Kendisinden çok şendir, şakraktır böyle. Çocukların dikkatini canlı tutabilir. Ben onu beceremiyorum. Öyle olmayınca da özellikle hani senin söylediğin ilkokul çağındaki çocukların ilgisini çekmek en önemli şey. Onu nasıl yaparız onu bilmiyorum şimdi doğrusu. Yani onu... Ya bizim düştüğümüz hataya düşmesinler. Zamanında çok biz işte hatalı bir şey olduk. Eğitim aldık İngilizce konusunda. O konuda belki şöyle söylemek lazım. Çok fazla zorlamadan uzun zamana yayıp özellikle onların keyif alacakları, zevkle yapacakları, yapmak isteyecekleri faaliyetler, kaynaklar, gerekirse cep telefonu uygulaması vesaire bulmak lazım. Eğer YouTube'dan işte varsa Netflix gibi şeylerden çizgi film falan seyretmeyi seviyorlarsa onları mesela muhakkak İngilizce izlesinler. Yani şu biliyorum mesela bir tane Rus ayı vardı. Neydi onun ismi? Özellikle 2-3 yaşındaki... Nasıl? Maşa. Maşa, evet. Koca ayıydı ben bu. Öyle bir şey değil mi? Mesela o tür şeylerden başlatıp hiç böyle çocuk farkına bile varmadan o tür şeyleri Türkçe değil de İngilizce şekli dinletmek lazım. Hocam işte ya ne kadar faydalı olur vesaire hiç takılmadan. Çünkü söylüyorum ya, beyin zaten kendi kurallarını çıkarmak üzere yaratılmış. Yani öyle bir görev var, öyle bir vazifesi var, öyle bir şey yapabiliyor. Bir takım şeyler yıllar içerisinde birikecek. İlla böyle ödevmiş, görevmiş, bak İngilizce çok önemli. Az önce söylediğim gibi benim yaptığım hatayı yapma oğlum bak falan diye böyle zorla yutturma şekline değil de hiç fark etmeyeceği şekilde ve mümkünse karşılıklı olarak da eğlenceli olabilecek şeyler. Bu çocuk şarkısı olabilir. Eğer evde müzik dinliyorsanız mesela yine onların sevebileceği değişik şarkı ne denir? Müzik stilleri denemek lazım. Hip hopsa hip hop, rocksa rock müzik, yani neyse. Hani hocam işte benim kültürüme uymuyor, ben öyle şeyleri sevmiyorum dersen ona bir şey diyemem. Ama nereden ne yakalayabilirsinize bakmak lazım.
Yine YouTube'da dünya kadar bulunabilir aslında. Fıkralar, masallar çok var. Onları dediğim gibi böyle fark ettirmeden, çaktırmadan ufak ufak yedirerek yıllar içerisinde yaptırmak lazım. Onun dışında yani büyüsünler, sizin videolarınıza yönlendireceğiz zaten, o kesin. Eyvallah, eyvallah. Aslında bir arkadaşım ısrarla söylüyor, senin çocuklar için de bir takım şeyler yapman lazım diye. Ki ben de istiyorum aslında ama yani işte projelerimden, planlarımdan, istediğim şeylerden sık sık bahsediyorum malum canlı yayınlarda falan. Hangisine ne zaman sıra gelecek bilmiyorum işin doğrusu. Yoksa niyetim var kesinlikle. Özellikle çocuk klasiklerini, hani vakti zamanında bu TRT radyoda falan masal okunurdu ya. O tarz böyle 2-3 değişik işte erkek, kadın, Amerikalı, İngiliz gibi insan şeylere para verip ses sanatçılarına. Onlar okusunlar. Daha sonra ben onların üzerinden Türkçesini aktarayım, yorum yapayım. Yine çocukların anlayabileceği tarzda yaklaşımlar geliştireyim gibi şeyler istiyorum aslında. Ama hani hepsinin dediğim gibi ne zaman sıra gelecek bilmiyorum şimdi doğrusu. Çünkü bu YÖKDİL YDS için de dünya kadar videoyu online yapıp ondan sonra bir de A'dan Z'ye bütün gramer konularını, yani kitaptan hangi gramer konusunu görüyorsanız onun muhakkak bir dersi olmasını istiyorum ben. Bu ücretli olur, ücretsiz olur. YouTube'a koyarım, bilemiyorum şu anda. Ondan sonra belki daha genel İngilizce için, işte iş İngilizcesi, konuşma, misal çok var mı bilmiyorum ama gerekli mesela. Diyelim ki yurt dışına çıktınız bir turist olarak, geziyorsunuz, karnınız acıktı, restorana gideceksiniz, yol tarifi soracaksınız. Klasik şeyler bunlar bir dil öğrenirken. İşte merhaba ben falancayım, işte futbol severim, futbol sevmem, film izlerim, film izlemem, bir konudaki görüşünüz nedir, bunları nasıl aktarırsınız, I like, I don't like gibi şeyler nasıl söylenir. En basit şeyler bunlar ama bunları belli bir plan çerçevesinde üstüne bindire bindire anlatacak şeylerin olması çok güzel oluyor. Bunları anlatan aslında bir sürü dünya kadar yine cep telefonu uygulaması falan var da bir de benim katkım olsun. Dediğim gibi bunların hepsini yapmayı istiyorum da Allah ömür verirse, yapabilirsek. Bu arada yine değişik sosyal medya platformlarında olmam lazım. Vlog gibi, podcast gibi şeyler yapmam lazım. Evet. Hocam Almanca planınız var mı hocam, Almanca? Onun üzerine program. Ona işte bu söylediğimi tam üzerine biraz zor. Ona sıra gelmesi çok zor. Belki aslında vakti zamanında Korece'ye ağırlık vermiş olsaydım, Korece'yi şu anda isterdim. Korece bayağı popüler çünkü bu aralar. Daha çok, Almanca'na çok daha fazla hem ilgi çeker hem de karşılığı olur diye düşünüyorum. Evet, Merve Heidi çizgi filmini Almanca izliyorum. Çok da güzel uygulamalar var demiş. Aynen öyle. Batuhan da hoca kraldır Mesut Hoca. Eyvallah Batuhan. Allah razı olsun bu yayını yapanlardan demiş. Çok sağ olasın Batuhan. Evet, Batuhan'ın vasıtasıyla katılanlara da ben de teşekkür etmiş olayım arkadaşlar. Peki. Az önceki sorumu tekrarlayayım. Son yorumu olan varsa alayım. Yoksa bu akşamlık 1,5 saati de bulduk. Bitirelim. Peki Zehra Nur, biz teşekkür ederiz demiş. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz hocam her şey için. Umarım sizinle devam ederiz hocam. İnşallah. Eyvallah Halil. Siz dua edin. Allah sağlık sıhhat versin. Sizler de istediğiniz sürece ben buradayım. Benim bundan sonra işim bu artık. Teşekkürler hocam. Siz kovuncaya kadar ben takip edeceğim. Öyle değil. Estağfurullah. Estağfurullah Mustafa. Aslında söylediğin şeyin üzerine yine her zaman söylüyorum. Belli bir noktaya kadar bu işi zorlamışken, belli bir noktaya gelmişken azıcık daha sabretseniz, azıcık daha zorlamış olsanız da tümseyi bir açsanız ondan sonra hiç ihtiyacınız kalmayacak bundan sonraki yaşamınızda. Çünkü bilgiler, kurallar, yapılar, çerçevesi bu işin, mantığı kemikleşiyor, oturuyor. Bunu da yine ben bizzat kendi tecrübemden biliyorum. Yani Almanca ile ilgili 20 sene önce ben Almanca'ya ciddi anlamda çalışmıştım. Oturduğum zaman Almanca filmlerinin konusunu %80 takip ediyorum ben. Yani bu benim çok böyle özel bir insan olduğumdan dolayı değil, sağlam öğrendiğim için. O yüzden
Yani bu kadar emek sarf ettiniz, bu kadar uğraştınız. Vakti zamanında bunun adı iş içindi, vakti zamanında YDS içindi. Güzel ama belli bir, dediğim gibi, emek sarf ettiniz, belli bir noktaya kadar zorladınız, getirdiniz. İşin zor kısmı aslında geçti. Bundan sonra biraz daha relax olup, biraz daha rahatlayıp, şöyle birazcık daha asılmış olsanız, tabii ben birazcıktan kastım 8-10 ay, bir sene kadar, ondan sonra hayatınız geri kalanı boyunca rahat edersiniz. Peki. Batuhan, biraz sonra Mesut Hoca out. Aynen öyle, yaşa Batuhan. Zoom dersleri çok güzelmiş hocam ya aslında. Ben bir daha söyle, duyamadım Halim. Hocam Zoom dersleri çok eğlenceliymiş aslında, zevkliymiş. Değil mi? Ben kaçırdığıma üzüldüm yani gerçekten. Hala katılabilirsin Halim. Tekrar, evet, olacak. Evet. Ha, evet, onu da duyurmamız gerekiyor değil mi? Ekim için devam, yeni bir kurs açacağım inşallah. İnşallah hocam. O zaman katılacağım inşallah. Eyvallah Halim. Peki. Hocam bir de şeyi kaçırmayın da, yani arkadaşlardan normal şartlarda hani izin alınması gerekiyor ya yayınlamak için. Siz de sonradan sıkıntı yaşamayın. Herkese sorun bence. Hani herkes yayınlanması için YouTube'da falan izini almış olun. Sonra yani, sıkıntı yaşamayın. Burada sadece Abdullah'ın izni almamız lazım. Görüntü sadece onunla var çünkü. O da gözlüğü benim taktığı için. Benim sıkıntı yok Abdullah. Benim için de bir sıkıntı yok. Böyle de zor abiler hem de. Yani. Her yerde yayınlayabilirsiniz yani. Eyvallah. Evet, halleniz. Tüm haklarımız Mesut Hoca'ya ait. Değil mi? Sosyal medyada öyle. Evet. Peki. Okey. İyi akşamlar o zaman bu durumda. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkürler. Güzel, teşekkürler. Batuhan'ı kırmayayım değil mi? Mesut Hoca out. Ama burada hepiniz birden söylemeniz gerekirdi belki. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Eyvallah.